takımın tüm yükünü taşıyanlar. Mecazi anlamda değil, gerçek anlamda taşıyanlar. Çaykur Rizespor'umuzun maçları, antrenmanları ve kamplarında formalarımız, şortlarımız, toplarımız, kısacası tüm ekipmanlarımız onlara emanet. Gizli Kahramanlar serisinin bu haftaki konukları malzemecilerimiz Rıdvan Çelik, Sertan Tavukçu ve Engin Yazıcı. Futbolcularımızın mesaisini geçirdiği her yerde ihtiyaç duydukları her malzemeyi eksiksiz, safasağlam, kusursuz bir düzen içinde organize etmek ve hazır hale getirmek kolay bir iş değil. Malzemecilerimiz bunun için büyük bir disiplinle çalışıyor. Hocalarımızın istediği malzemeyi ayarlayarak, buradan düzenleyerek hepsinin kutusu şeyi var. Otobüsümüze koyuyoruz. Ondan sonra kap yerine başlıyoruz. Hocalar istediği malzemeleri. Kapımız öyle başlıyor. Önce yıkamadaki malzemeyi, hocaların malzemesini, futbolcuların bütün malzemesini geldiğinde eksiği olmayacak şekilde dağıtıyoruz. Her şeyi hazır ediyoruz. Maçları eksiksiz çıkmak çok önemli. O nedenle asla ama asla hata kabul etmeyen bir iş malzemecilik. Eksik yapma şansımız yok. Çünkü orada gidip bir eksiğimiz olduğu zaman onu telafi etme şansımız yok. Bundan dolayı da bir defalarca deplasmana götüreceğimiz malzemeleri defalarca tek tek kontrol edip sayıyoruz liste üzerinden. Ve öyle gidiyoruz. Mesela yarım maç var. Az önce formalarımızı saydık tek tek. Hiç hata kaldırmayan bir iş. Bu formayla yarın maç oynayacağız. Maç günü hazırlık yapacağız. Şimdi takım buraya geldiğinde hiçbir eksiği kalmayacak şekilde burayı dizeceğiz. Hazırlayacağız. Evet, herkesin yerine eşyalarını dizeceğiz. Takımı beklemeye başlayacağız. Her zaman her şey planlandığı gibi gitmeyebilir elbette. Tabii ki her malzememizin bir alternatifi de vardır. Belki birinde bir aksilik çıkarsa diğerini devreye sokmak için. Yani iki takım, üç takım forma götürüyoruz. Genellikle yetişiyor, sıkıntı yok. Yani yetişmese bile bir şekilde bize fazlalık malzeme olduğu için tedarik ediyoruz. Malzemecilerimiz futbolcularımızın olduğu kadar antrenörlerimizin de vazgeçilmezleri. Onların yol arkadaşları. Gittiğimiz tüm kulüplerde bizim can yoldaşlarımız, ekip arkadaşlarımız, malzemeciler diyebiliriz. Bütün antrenmanların kurulumu, öncesi hazırlanması, takımımıza hazır hale getirilmesi onlar sayesinde oluyor. Kirlilerimizi yıkıyorlar, çamaşırlarımızı yıkıyorlar, sürekli bizim tüm isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı yerine getiriyorlar. Onlar bizim vazgeçilmezlerimiz. Burada da Sertan'ı, Rıdvan'ı ve Engin'i çok seviyoruz. Çaykur Rizespor üniformasını giymek elbette onlar için büyük bir gurur kaynağı. Ama deplasmanlarda bazen tatsız anlar yaşamıyor değiller. Deplasmana giderken mesela bir sokağa çıksan, rakip takım seyircileri sataşıyor, işte laf atıyor. Zor durumda kaldığımız oluyor. Ama tabii ki karşılık vermemek lazım. Mümkün olduğu kadar da sokağa çok fazla da çıkmıyoruz. Malzemecilik disiplin istediği kadar fiziksel güç de isteyen bir meslek. Hem taşınacak çok malzeme var, hem de aralarında çok ağır olanlar. Tabii ki her şeyin bir zorluğu var. Tabii işini sevdikten sonra o zorluklar biraz daha kolaylaşıyor bizim için. Onun için yani bunlar öyle zor olsa da biz güzel bir şekilde, neşeli bir şekilde galibiyet aldığımız zaman daha güzel, daha motivasyonlu olarak işimize daha konsantre oluyoruz. Onlar ailemizin vazgeçilmez fertleri. Onlar futbolcularımızın ve antrenörlerimizin can yoldaşları. Malzemecilerimize tüm emekleri için her zaman teşekkürü bir borç biliyor, onlara her daim kolaylıklar diliyoruz.